Gençler selamlar, ben SML hocanız, SML hoca matematik kanalındasınız. Sınava sayılı günler kaldı. AYT matematikte sınava girmeden önce çözmen gereken, mutlaka çözmen gereken soruları ve çözümlerini sana PDF ile beraber paylaşıyorum. PDF'i açıklama kısmında bulabilirsin. Kanala destek olmak için abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayınız sevgili gençler. Şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum. Şimdi sevgili gençler, ilk sorumuza vakit kaybetmeden dilerseniz hadi gelin başlayalım. İkinci dereceden bir denklemin çözüm kümesi, denklemin katsayılarından oluşan kümenin alt kümesi ise böyle denklemlere ilginç ikinci dereceden denklemler denir. Şimdi sınavda da sana bu şekilde bir açıklama verir ama bu açıklamayı anlamadıysan eğer buradaki örneği çok dikkatli oku. Çünkü örnekte anlarsın genelde. X kare eksi 3x artı 2 eşit 0 denkleminin çözüm kümesi 1 ve 2 elemanla oluşan bir küme ve katsayıların kümesi de eksi 3, 1 ve 2'dir. Şimdi gördüğünüz üzere şu kümenin alt kümesi olduğu için sevgili gençler biz bu verilen denkleme ilginç ikinci dereceden denklem diyoruz. A ve B birbirinden farklı birer negatif reel sayı. Bakın A ve B birbirinden farklı olacak ve birer negatif olacak. X kare artı AX artı B eşit 0 denklemi ilginç ikinci dereceden denklem olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. İşte öncelikle bizim burada yukarıdaki hikayeye uygun biçimde iki tane küme bulmamız lazım ki sadece ama sadece katsayılar kümesini bulabiliyoruz. Katsayılar kümesine K diyelim. Ve bu küme gördüğünüz üzere 1'den, A'dan ve B'den oluşuyor. 1, A ve B dedik. Şimdi arkadaşlar bu kümeyi biz biliyoruz ama içindeki A ve B'yi hala bilmiyoruz ki zaten sıkıntı da o A artı B soruluyor bize. Peki bizim köklerimiz ne olabilir? Yani kök kümemiz ne olabilir? Buna bakalım bir. Şimdi arkadaşlar iki tane birbirinden farklı ve negatif olacak şekilde köklerimiz olacak ya arkadaşlar. A ve B negatif olacaktı. Şimdi o zaman benim köklerim ne olabilir? Kök kümem ya 1'e A olur. İki tane köküm vardır. Birisi 1'dir öteki A'dır. Ya 1'e B'dir ya da sevgili gençler A'ya B'dir. Hocam daha fazla olup olmadığını nereden kontrol edeceğiz? Sayması zor değil ama zaten 3'ün ikilisi biçiminde seçebileceğini de biliyorsun. O da 3 yapacaktır. Dolayısıyla 3 tane küme çıkaracaksın birbirinden farklı. Pekala. Şimdi eğer köklerimiz 1 ve A ise gelin x kare artı AX artı B eşittir 0 denklemimizde köklerimiz eğer 1 ile A ise diyelim. Ben burayı x'e x burayı da eksi 1'e eksi A diye açmam gerektiğini sen gayet iyi biliyorsun. Çünkü kökler 1 ile A ise burası eksi 1'e eksi A olmak zorunda. Şimdi ben bu hikayeden ne çıkarırım? Eksi 1 ile eksi A'nın çarpımının B olması gerektiğini söylerim. Yani 1 kere A eşittir B deriz. Eksileri götürdüm. Yani A B'ye eşit mi oldu? Eşit oldu. Burada ne demişti? Birbirinden farklı demişti. O zaman bu iş yaş olur ve buradan herhangi bir istenilen şekilde A ve B gelmez deriz. Yani 1'e A'yı eledik. Peki x kare artı ax artı b'de eşittir 0'da. Köklerimiz eğer 1'e b ise eksi 1'e eksi b diye açarız. Ki sen zaten şuradan eksi 1 ile eksi b'nin çarpımının b olduğunu ve bunun da b'ye eşit olması gerektiğini görüyorsun. O halde bir de bunların toplamı nereyi veriyordu? A'yı veriyordu. Toplarsanız eksi 1 eksi b eşittir a olacaktır. Ve buradan eksi b'yi karşıya attığınız takdirde a artı b'nin eksi 1 olması gerektiğini de görebilirsiniz. Şıklarımızda a artı b'nin eksi 1 olması durumu söz konusu fakat siz yine de şuna da bakınız. X kare artı ax artı b eşittir 0 denkleminde. Ben burayı x'e x eğer köklerimizi de a ve b diye seçersek eksi a ve eksi b olur. Burada sevgili gençler a kere b ikisinin çarpımı a çarpı b'dir eşittir b ise... Ben burada sevgili gençler A'nın 1 olması gerektiğini her halükarda söylerim ama A negatifti. Demek ki buradan da gelmeyecek. O halde A artı B'miz kesin olarak neymiş arkadaşlarım? Eksi 1'miş. Yani cevap Bursa seçeneğinde verilmiştir derim gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum ikinci sorumla. Bir öğrenci
Katsayıları birbirinden farklı ax kare artı bx artı c eşit 0 şeklindeki bir denklemi çözerken diskriminantı yanlışlıkla a kare eksi 4bc almasına rağmen denklemin köklerini doğru bulmuştur. Şimdi bu elemanın başına gelen vahim bir olay ama inşallah kimsenin başına gelmez sınavda. Şimdi arkadaşlarım bu ne demek? Normalde deltamız bizim neydi? B kare eksi 4ac idi. Ama bu eleman a kare eksi 4bc olarak deltayı bulmuş ve işin ilginç tarafı soruyu doğru çözmüş. E demek ki bunlar birbirine eşitmiş ki soruyu doğru çözebilmiş. O halde sevgili gençler bizim burada yapmamız gereken artık birazcık bu ifadeyi elden geçireceğiz. Şimdi a kareyi bu tarafa atarsam ben b kare eksi a kare gelir. Eksi 4ac'yi bu tarafa fırlatırsam da 4ac eksi 4bc gelecektir. Şimdi ben burada biraz daha oynarsam bu ifadeyle bakın neler buluruz. B eksi a çarpı b artı a gibi bir ifade buluruz. Eşittir bu da 4c parantezinde a eksi b gelir. Hemen yapıştırmayın. B eksi a ile a eksi b gider diye yapıştırmayın. Nasıl gider? Ancak size soruda şöyle bir bilgi verdiyse, katsayılar birbirinden farklı ya da A ile B'nin birbirinden farklı olduğunu da söylese bizim için yeterdi. A ile B birbirinden farklıysa bunları sadeleştirebilirsiniz. Aynı olsaydı ne gibi bir sıkıntı ortaya çıkardı? A eksi B ile B eksi A sıfır olurdu ve senin bunları sadeleştirmen demek, her iki tarafı sıfıra bölmen demek, bunu da yapamazsın. Şimdi ben bunları götürdüm. Geriye ne kaldı? A artı B eşittir 4c kalmadı çünkü burası b eksi a, burası a eksi b idi. Bir de bunun eksi 1 ile çarpımı var. Dağıtırsanız eksi a eksi b eşittir 4c gelir. Hepsini bir tarafa toplarsanız 4c artı a artı b eşittir 0 gelecektir. Ve tabii ki cevabımız da bu olacaktı. Cevabımız Ceyhan seçeneğine verilmiş sevgili arkadaşlar. Devam 3. sorumuzla. Köşede de Windows'u etkinleştir yazısı çıkıyor ama demek ki Windows'un süresi dolmuş, kusura bakmayın arkadaşlar, rahatsız ediyorsa diyelim de rahatsız ettiğini zannetmiyorum. Yani sınava kalmış 5-6 gün çok önemli sorular çözüyorsun, o yazı seni rahatsız etmesin. Şimdi yukarıda verilen ikinci dereceden fonksiyon grafiğinde bir şirketin sattığı ürünlerin sayısı ile elde ettiği kar arasındaki ilişki verilmiştir diyor. Ben orada bir duracağım çünkü çok önemli bir cümlenin üstünden geçtim. İkinci dereceden fonksiyon grafiği demiş bu. İkinci dereceden fonksiyon grafiği ne demekti arkadaşlar? Hemen söyleyelim. Parabol demekti. Ve o halde arkadaşlarım ben şöyle bir şey yapabilirim artık. Şunu şu şekilde uzatırsam ben şöyle bir parabol olduğunu da söyleyebiliriz. Bunu da buradan şöyle uzatalım, olmaz mı? Pekala, şimdi bu bir parabolmuş, onu anladık. Bize sorulan şey şu: bu şirketin elde edebileceği maksimum kar. Kar burada. Maksimum kar o zaman bu parabolün tepe noktasıdır diyeceğiz ve parabolün tepe noktası için de bize şuradaki apsis lazımdı. Parabolün simetrik olduğunu biliyorsun. 10 ile 20'yi toplayıp 2'ye bölersen ya da 10 ile 20'nin tam ortasındaki sayıyı görebilirsen, 15 olduğunu görürsen tepe noktasının apsisinin de 15 olması gerektiğini pek tabii söyleyebilirsin. E şimdi ne yapmamız lazım? Arkadaşlarım tepe noktamız 15 ise bak burası 0. E şimdi tepe noktasının apsisinin sen bu parabolün tam simetri ekseni olduğunu biliyorsun. Demek ki burası 0'da. Diğer kökümüz neymiş? 30'muş. O halde gelin ben bu parabolün denklemini bir size yazmaya çalışayım. Fx eşittir a diye bir katsayı belirledim. Çarpı bir kökümüz x, diğer kökümüz 30 olduğu için x çarpı x eksi 30 dedik. Şimdi bunu yaptıktan sonra hocam a'yı nereden bulacağım? A'yı da ister 10'u ister 20'yi yerine yaz ve 1200'ü eşitle. Hadi gelin 10'a yazalım. 10 daha tatlı duruyor. F10 eşittir a çarpı 10 çarpı eksi 20 eşittir 1200 dedik. Buradan eksi 200 eksi 200 çarpı a geldiğini ve buranın da 1200 geldiğini görürseniz a'nın eksi 6 olması gerektiğini de söyleyebilirsiniz. Ben artık şuradaki a'yı siliyorum ve diyorum ki başkanlar burası eksi 6'ymış. Tamam, bak şimdi eksi 6 x çarpı x eksi 30 senin parabolün oldu. Elde edebileceğim maksimum kar sorulmuştu. 15'i yerine yazarsan sorunun cevabını da bulursun. 15'i yerine yazıyoruz. Eksi 6 çarpı 15 çarpı 15'ten 30'u çıkarırsam eksi 15 gelir. Ve daha sonrasında bakın şuradaki eksiler birbirini götürür. Artı olur. 15 kere 15 225. Ben bunu 6 ile çarparsam 1200 artı 150'den 1350 gelir. Bu da benim elde edebileceğim maksimum kardır diyebilirim.
Aşağıda f, g ve h fonksiyonlarının grafiği gösterilmiş bize. Buna göre 3 tane öncül vermiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor sevgili gençler. Şimdi tabii ki bir fonksiyon sorusu ve hatta fonksiyonlarda artanlık, azalanlık sorusu sevgili gençler. Ama biz bu soruyu tabii ki türevden çözeceğiz. 2'den sonsuza kadar olan aralıkta f eksi g fonksiyonu artandır demiş. Ben bir fonksiyonun artan azalan olduğunu nereden anlıyordum? Tabii ki türevini alıyorduk. Bunun türevini alırsanız f'in türevi eksi g'nin türevi yapacaktır. Ve ben f'in türevi ve g'nin türevinin farkının işaretini incelemem lazım. Nasıl? Şimdi f fonksiyonuna bakıyorsun 2'den sonra, yani şu tarafta. Artan mı kardeşim? Artan. O zaman türevi pozitiftir. Eksi. G fonksiyonuna bakıyorsun 2'den sonra, azalan mı kardeşim? Azalan. O zaman bu da eksi. Bakın, pozitiften negatifi çıkarırsanız sıfırdan büyük bir sonuç elde edersiniz ve dersiniz ki ulan türevi negatif, türevi pozitifse fonksiyon artandır. Demek ki ilk öncülüm doğrudur dersin. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar olan aralıkta, yani şurada h eksi g fonksiyonundan bahsetmiş. Hemen alın türevini. H türev eksi g türev olacaktır. Ve sevgili gençler, h fonksiyonuna baktığınız zaman 2'ye kadar olan kısımda fonksiyon sabit olduğu için, yani türevi de 0'dır diyebilirsiniz. O halde türev 0 eksi. G fonksiyonuna bakıyorsunuz yine azalan, o halde bu da eksidir. Sıfırdan negatif bir sayı çıkarırsanız yine sıfırdan büyük olur ama bizim öncülümüzde azalandır demiş. Türevi sıfırdan büyükse artan olması gerekti. Demek ki ikinci öncülümüz yanlış. 2'den sonsuza kadar olan aralıkta f bileşke g fonksiyonu. Bakın f'in türevinin içerisinde şöyle gx yazalım küçücük. Ondan sonra da çarpı g'nin türevinde x diyeceğiz. Bunun işaretini incelememiz lazım. Şimdi arkadaşlarım, g'nin türevinde x 2'den sonsuza kadar zaten negatifti. Peki f'in türevi? Arkadaşlar g'ye bakmamız gerekiyor mu? Burada bakmamız gerekmiyor. Neden? Çünkü zaten o da f'in türevinin içerisinde. Peki f'in türevinde gx diyoruz. Arkadaşlar f artan olduğu için demek ki burası da pozitif. Artı ile eksiyi çarparsanız negatif yapacaktır. Azalandır demiş. Demek ki doğru demiş. O halde cevabımız Denizli seçeneğinde verilmiştir diyebilirim sevgili gençler. Geçtim bir diğer sayfamdaki bir diğer soruma. Şekilde f ve g fonksiyonlarının grafiklerine göre bir eşitsizlik sorusu. X artı 1 ile gx'in çarpımını fx'e böldüğün takdirde bunun sıfırdan küçük yapan x'ler nerededir diye soruyor bize. Ve kaç tane tam sayı vardır bu aralıkta diye soruyor. Pekala, ben bunları ne yapıyordum? Köklerini buluyordum değil mi? Bakın şuranın kökünün eksi 1 olduğu zaten açık. Bu 1. 2. G fonksiyonuna baktığınız zaman kökler x eksenini kestiği noktalardır. O halde sevgili gençler, bunun kökleri eksi 3, 1 ve 4'tür. F fonksiyonuna baktığınız zaman ise köklerimiz eksi 3 ve 2'dir. O halde bu eksi 3 ve 2'yi de buraya yazdım. Bunlar benim köklerim. Şimdi küçükten büyüğe doğru sıralayacağım. Eksi 3, daha sonrasında eksi 1, 1 var, 2 var ve 4 var. Şimdi bir eşitsizlik tablosu çizeceğim arkadaşlar. Hani şu artıların eksilerin olduğu bir taraflarını taradığımız tablo var ya, işte o tablo. Bunu çizdik. Şimdi burada eşitlik olmadığı için ve burada da paydanın kökü zaten olamayacağı için, yani buraya sıfır yapamayacağı, tanımsız yapacağı için bunların hepsinin de içi boş. Çok güzel, bunu hallettik de şimdi asıl sıkıntı var. Tabloya sağ taraftan hangi işaretle başlayacağız? Şimdi sevgili arkadaşlarım benim, şurası zaten pozitif. Gx fonksiyonuna bakıyorsun. Gx fonksiyonu sonsuzda azalan davrandığı için negatiftir diyeceğiz. F fonksiyonuna bakıyorsun. Bu da sonsuzda azalan davrandığı için artı sonsuzda negatiftir diyeceğiz. Eksinin eksiye bölümü artı kere artı artı yapar. O halde artıyla başladım. Kök gördüm. Eksi artı eksi artı. Burada bir duralım. Neden? Çünkü arkadaşlarım eksi 3 bir burada bir de burada vardı. İki tane eksi 3 çift katlı kök yapar. Demek ki burada çift katlı kök vardır diyeceğiz. Ve artı iken de artı diye devam edeceğiz. Pekala. Bizden negatif olan yerler sorulmuştu. Yani şurası ve şurası sevgili gençler. Pekala. Ben buralarda olduğunu biliyorsam şu aralıkta olan bir tane tam sayım var, 0.
Bu aralıkta olan bir tane tam sayım var, o da 3. Toplam kaç tane tam sayı değeri varmış? 0 ve 3. 2 tane. O halde cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Evet gençler, bir sonraki sorumuz trigo sorusu. Hem de manyak bir trigo sorusu. ABC'de dikdörtgeni ve A merkezli çeyrek çember bize verilmiş. Taralı alanlar da birbirine eşit olduğuna göre cos teta kaçtır diye sorulmuş. Şimdi öncelikle burası S ve burası S. İki tane ortak alan verildiyse, birbirine eşit alan verildiyse mutlaka ama mutlaka gözleriniz şunu arayacak sınavda. Hocam bize ortak bir alan lazım. Bunu bulmamız lazım. Şimdi o zaman şu dikdörtgene bakıyorsunuz. Bu dikdörtgene bakıyorsunuz. Ve sevgili arkadaşlarım bir de şuradaki çeyrek çembere bakmanızı istiyorum. Şuradaki çeyrek çember. Pekala. Ben şurada kalan gri ile gösterdiğim alandan bahsediyorum arkadaşlar. Şöyle gri ile göstereyim. Çeyrek çemberden biraz küçük, dikdörtgenden biraz küçük olan gri ile gösterdiğim, taradığım alandan bahsediyorum. Ben bu alana A demek istiyorum. Ve sevgili gençler, şimdi bana dikdörtgenin alanını söyleyin. Dikdörtgenin alanı burada nedir? Harflerle isimlendirirsek A artı S'dir. Bu dikdörtgenin alanı. Peki çeyrek çemberin alanı nedir? Hocam yine A artı S. O halde arkadaşlar ben dikdörtgenin alanını çeyrek çemberin alanına eşitleyebilirim rahatlıkla. Şimdi şu kısma R desem, uzun kenara. Burası benim aslında çeyrek çemberimin yarıçapıdır. Aynı zamanda AF uzunluğu da R'dir. Ve aynı zamanda A'dan E'ye kadar olan uzunluk da bir yarıçap olduğu için burası da R'dir. E güzel. Şimdi burası R ise, burası da teta ise, AB uzunluğu ne oluyordu? Bakın söyleyeyim. R çarpı kosinüs teta oluyordu. Hatta EB uzunluğu da R çarpı sin tetaydı ama şimdi o bizim ihtiyacımız değil. Peki dikdörtgenin alanını artık söyleyebilirsiniz. Uzun kenar çarpı kısa kenar. Yani R çarpı R kos teta. Yani R kare çarpı kosinüs tetadır diyebiliriz. Pekala, eşittir dedim. Eşittir dedim. Yine A artı S'lik bir alan bulacağız. Bu da çeyrek çemberin alanında. Ki bizim çeyrek çemberimizin yarıçapı R olduğu için tamamının, yani dairenin alanı pi'ye kareydi. O halde çeyrek ise bu, çeyrek daire ise pi çarpı R kare bölü 4 diyeceğiz sevgili gençler buna da. Pekala, her iki tarafta R karelerin olduğunu görüyorsunuz. Gider. Bana ne sorulmuştu? Kosinüs teta sorulmuştu. İşte burada kosinüs teta, işte burada kosinüs teta pi bölü 4 arkadaşlar. Cevabımız da Bursa seçeneği olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum bir diğer sorumla. ÖSYM'den bu tarzda yani soru beklenir açıkçası. Neden? Çünkü her soru böyle şeklin üzerinde, bir şeylerin üzerinde olacak değil. Mutlaka özdeşlik sorusu soracak ve bu da benim özdeşlik sorusu beklentim. X bir dar açı. A'yı, B'yi, C'yi vermiş. A kare artı B kare artı C karenin karekökü ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Öncelikle A'nın karesini bir hesaplayalım. 3 kosinüs X'in karesi 3 kos karedir. 4 sinüs X'in karesi de 16 S karedir. Sizden özür dileyerek 3 kosinüsün karesinin 9 kos kare olduğunu söyleyebilirim. Burayı yanlış yazdık. Ve tabii bir de şöyle bir durum var. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını almayı da unutmayın. Yani 24 sinüs kosinüs. Pekala. B kareyi alalım şimdi. 9 tane S kare artı 16 tane C kare eksi 24 tane SC. Ve C'nin de karesini alalım. Bu da 5 çarpı tan kare X'dir diyelim. Şimdi bunların hepsini de toplamamız gerektiği söyleniyor. Çünkü öyle vermiş. Şunları götürelim direkt. Zaten onlar aşikar. Bakın sevgili gençler. 9C kare ile 9S karenin, yani 9 tane sin kare x ile 9 tane cos kare x'in toplamı 9'dur. Şurası da 16 o zaman hocam. Evet doğru söylüyorsun. O halde 25 artı 5 bakalım. Şunun karesini alınca bakın yine yanlış yazmışım. 25 olacak orası. 25 olacak orası. Ve buraya da diyeceğim ki 25 çarpı tan kare x. Hadi bir de bunun kare kökünü al demiş bize. Pekala. 25 parantezini alıp o 25'i dışarı çıkarabilirim bence. 5 çarpı kare kök içerisinde 1 artı tan kare x'imiz kaldı sevgili gençler. Şimdi
Daha önce trigonometri konu anlatımlarımı dinleyen arkadaşlarım varsa onlar iyi bilirler. 1 artı tan kare x. Acaba bu neye eşitti diye soracak olursanız sekant kare x'e eşitti sevgili gençler. O halde ben bunu 5 çarpı karekök içerisinde sekant kare x biçiminde yazarsam sekant kare x de dışarı nasıl çıkar? Sekant x diye çıkar. Cevabımız da 5 sekant x olur. Yani Bursa olur sevgili dostum. Devam ettim bir diğer sorumla. Şekilde bir su kanalımız var ve genişliğinin 24 metre olduğu da bize söylenmiş. A noktasından kanala giren iki çocuktan biri, bakın tam olarak şu noktadan, burada sarıyla yazmak mantıklı olurdu diye düşünüyorum. A noktasından sevgili gençler iki çocuk da kanala giriyor. Bir tanesi şurada AC yolunu takip ediyor, diğeri de şurada AB yolunu takip ediyor. Çocukların suya dalış rotaları yukarıda verildiğine göre B ile C noktaları arasındaki uzaklık acaba kaç metredir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlarım öncelikle şöyle bir şey yapalım. Ben şurada bir dik indirmek istiyorum. B'den şuradaki kanalın diğer ucuna. Bir de buradan bir dik indirmek istiyorum. C'den yine kanalın diğer ucuna. Tabii ki bunlar dik indirdiğimiz için de dik olacaktır değil mi? Pekala. Şimdi burada bir de özel bazı açılarımız var bizim. Fizikte de çok kullanıyoruz hatta. Sinüs 37 0.6 ve sinüs 53 de 0.8 imiş. Peki sen şimdi sinüs 37'nin yani 37 derecelik bir açının sevgili gençler dik üçgende karşısına ne diyorsun? 3K diyorsun. Buraya 4K diyorsun. Buraya 5K diyorsun. Doğru mu? O halde 37'nin karşısına ben 3K dersem şuradaki 16 artı 37 53'ün karşısına da 4M diyebilir miyim derim. 3K oraya da 4K dersem olmaz. 3K 4K'ya eşit olur. K 0 olur. Şimdi burası 3K ise eğer yine sarı kaleme ihtiyacımız var anlaşılan. Bakın şuradaki uzunluğum benim. Şuradaki uzunluk 4K olur tamamı. Peki burası 4M ise şurası 3M olur mu? Olur. 3M dediğimiz yerde şurası. Buranın tamamı 4K, buranın tamamı 3M. Şimdi arkadaşlarım o halde şöyle diyeceğim ben. 24 dediğimiz uzunluk 3K'ya eşitse K burada kaçtır? 8'dir. Peki K 8 ise 4 kere 8 kaç yapar? 32 yapar. Peki 24 metre burada 4M'ye eşitse M kaçtır arkadaşlarım? M'de 6'dır. Madem öyle M 6 ise eğer 3M kaçtır? O da 18'dir. 32'den şuradan 3M'yi yani 18'i çıkaracak olursanız bu 2 yüzücünün karşıda çıktıkları noktaların arasındaki mesafeyi bulursunuz. Yani 32'den 18'i çıkarırsanız cevap ne gelir? 14 gelir. O halde cevabımız da Bursa seçeneği olur diyebiliriz. Üçüncü sayfamıza geçiyoruz. Yine bir trigo sorusu. Tabii bir de ben bunları çözdükten sonra videoyu izleyen arkadaşlarımdan hocam bunlar kolay değil mi diye sorabilirsiniz. Soracaklar olur illaki. Ben de diyorum ki arkadaşlarım bunlar evet kolay ama sınav beklentisi dedik ya, sınavın da kolay olması gerektiğini düşünüyorum demek ki. Yani kolay olacağını düşünüyorum demek ki. Serpil diye bir ablamız var. Şekil 1'de önden görünümünü ABCD karesi olan kutuyu A köşesi sabit olacak şekilde. Bakın şurası sabit. Kutuyu tutuyor, kendine doğru şu şekilde çekiyor arkadaşlar. Çektikten sonra da şurada x derecelik bir açı oluşturuyor. X kadar döndürüyor kutuyu. Pekala. Şekillikteki görünümü de elde etmiş. Tanjant x'in 3 bölü 4 olduğu bilgisi verilmiş bize. Buna göre sinüs d üssü ak değeri nedir diye soruluyor. Şimdi d üssü ak. Yani şuradaki geniş açının sinüsü soruluyor bize. Ben şuranın 90 olduğunu biliyorum. Yani aslında bize ne sorulmuş? Sinüs 90 artı x sorulmuş ve sen bunun aslında kosinüs x olması gerektiğini de gayet iyi biliyorsun. Biliyorsun değil mi? Peki. Kosinüs x sorulmuş da hocam tanjant x'i biliyoruz. Ne güzel işte. Bir tane üçgen çizersin hemen. O üçgeni çizdikten sonra şuraya x dersin. Madem tanjantı 3 bölü 4 burası 3'tür burası 4'tür hocam o zaman burası da 5'tir diye yapıştırırsın tabii sen cevabı. Kosinüs x sorulmuş. Ya, komşu bölü hipotenüs yani 4 bölü 5 o halde cevabımız da Edirne seçeneğinde verilmiştir deriz arkadaşım. Geçiyorum bir diğer soruma. Şekilde doğrusal bir yol boyunca uzanan sahilin aynı noktasında Can ve Tarkan'dan Can suya girmiş, yüzmeye başlamış.
Tarkan da bu tarafa doğru sahile paralel, denize paralel olacak şekilde bu tarafa doğru yürümüş ve ne kadar yürümüş? 50 metre. Bakın şurası, şurası 50 metreymiş. Pekala. T üssü noktasına geldiğinde diyor, Tarkan ile Can arasındaki uzaklık, yani şuradaki x'ten bahsediyor arkadaşlar. Acaba kaç metre olur demiş. Yine dikkat ettiyseniz sinüs 37'li ve sinüs 24'lü denklem ifadelerimiz mevcut. Şimdi biraz düşünelim. Ya bir dik indireceğiz de acaba nereden indirelim? Yani şuradan mı indirelim yoksa şuradan mı indirelim? Şimdi şuradan indirirseniz 37 artı 24 ile uğraşmak zorunda kalırsınız. Ama şuradan çekerseniz her şey mis gibi ortaya çıkar. Bakın burası dik, burası dik. 37'nin karşısına biz ne diyorduk? 3K diyorduk. O zaman komşusu 4K, burası da 5K oluyordu. 5K 50 ise 3K 30'dur arkadaşlar. O halde ben buraya 3K değil direkt 30 yazayım. Şimdi sinüs 24 de 0.4'müş. Yani karşı bölü hipotenüs. Yani 30 bölü x 0.4, 4 bölü 10, 2 bölü 5. Çok güzel. Soru bitti. Bu bunun 15 katıysa bu da bunun 15 katıdır o halde. Peki 5'in 15 katı nedir? Tabii ki 75'tir. O halde cevabımız da Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz. Güzel soruydu. Devam ettim sağ üst taraftaki sorumla. Yine fizikten gidiyoruz. Şekilde bir fizik deneyinde aynalarla kapalı bir zeminde A noktasından çıkan ışığının izlediği yol ve bazı uzunluklar bize verilmiş. Ve kale aynası da normalde fizikte biliyorsun ışının geldiği, yaptığı açıyla çıktığı açı, yansıdığı açı birbirine eşit olmak zorunda ama kale aynası biraz pürüzlü bir yapıya sahip olduğundan şekilde gösterilen A ve B açıları birbirinden farklı oluşmuş. Sinüs A artı B kaçtır diye soruluyor. Yani öncelikle sen şimdi şurada bu 3, 4, şuranın 5 olduğunu, burada da 5, 12, buranın da 13 olması gerektiğini gayet iyi biliyorsun. Daha sonra ne yapacaksın? Sinüs A artı B'yi toplam formülüyle açacaksın. Sinüs A çarpı kosinüs B artı sinüs B çarpı kosinüs A biçiminde açtır. Açtıktan sonra artık sinüs A'ları, kosinüs B'leri hepsini bulacaksın. Sinüs A dediğimiz şey 3 bölü 5'tir. Kosinüs B de komşu bölü hipotenüs olduğu için 12 bölü 13'tür. Artı sinüs B karşı bölü hipotenüs 13 bölü, pardon 5 bölü 13. Hemen silelim onu. 5 bölü 13. Ve kosinüs A da sevgili gençler 4 bölü 5. Şimdi paydalara dokunmayın. Çünkü zaten 65'e 65 geliyor. Demek ki paydamız 65. Üst tarafa bakalım. 3 kere 12 36. 4 kere 5 20. 36 20'den kaç yapar? 56 yapar. O halde cevabımız da 56 bölü 65'tir deriz sevgili arkadaşlar. Devam. Yukarıda bir y eşittir 1 artı kosinüs x, bir de y eşittir 1 artı sinüs 2x fonksiyonlarının grafikleri bize verilmiş. Eyvallah. Buna göre x1 artı x2 artı x3 toplamı hangisine eşittir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar x1, x2 ve x3 dediği değerler bu fonksiyonların kesiştikleri noktaların apsisleri. Şimdi bu fonksiyonların kesiştikleri noktaların apsislerini bulabilmek adına ben bu fonksiyonları birbirine eşitleyip köklerini bulmuyor muydum? Evet. O halde bu trigonometrik denklem sorusudur. Yani 1 artı kosinüs x ile diyor 1 artı sinüs 2x'i birbirine eşitleyeceksin diyor. Madem öyle birleri götürelim, ne işleri var bunların burada? Kosinüs x eşittir sinüs 2x'e. Ben burayı kosinüs x eşittir sinüs 2x'i yarım açı formülüyle açarsam 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x gelmez mi? Gelir. Hemen kosinüs x'leri sadeleştirelim demeyeceksin. Kosinüs x'i sağ tarafa atacaksın. Böylelikle kosinüs x parantezinde 1, pardon 2 sin x eksi 1 eşittir 0'ı da fark edersin. Şimdi o zaman ya burası 0'dır diyeceksin ya da burası 0'dır. Burası 0'sa kosinüsü 0 yapan ve dikkat edin hani trigonometrik denklem sorularında hep şey der ya, 0 ile pi aralığında kaç tane kökü vardır? 0 ile 2 pi aralığındaki en küçük 2 tane kökün toplamı kaçtır falan diye. Burada bir kısıt var mı? Var. 0 ile pi arasındaki köklermiş bu x1, x2, x3. O halde sevgili gençler kosinüsü 0 yapan 0 ile pi arasında ne var? Pi bölü 2 var. Peki şurada sinüsün ne olması lazım? 1 bölü 2. Madem öyle sinüsü 1 bölü 2 yapan neler var? Bir 30 var yani pi bölü 6. Bir de 180 eksi 30 yani pi eksi pi bölü 6'dan 5 pi bölü 6'mız var. Bunların toplamı istenmiş çünkü x1, x2 ve x3 bunlar. Şu
Ve şunun toplamı bize pi'yi verir zaten. Pi'ye pi bölü 2 eklerseniz 3 pi bölü 2 yapar. Böylelikle cevabımız da C seçeneği olur sevgili gençler. Dördüncü sayfama geçiyorum. İlk soru. Şimdi arkadaşlar burada iki tane logaritma sorusu size çözeceğim ben. Bu logaritma soruları dan yine ben şekilli bir soru bekliyorum sınavda açıkçası. Son zamanlarda hep böyle çıkıyor çünkü. Bu logaritma sorularının zorluk seviyesi sınavdaki logaritma sorusunun zorluk seviyesinden böyle bir yarım tık daha aşağıda olabilir, haberin olsun. Ama mantığı aynı olan sorular karşına gelebilir. Yine bunun da bilgisini sana vereyim. Aşağıda kağıt havlu rulo görseli verilmiş. Kağıt havlu rulosunun uzunluğu da 270 birimden daha azmış. Rulo havlunun kopabilen tek kullanımlık kısmının uzunluğu burada da gösterildiği gibi logaritma 2 tabanında x artı 1 olmak üzere. Bu rulodan 45 kez havlu koparıldığında rulodaki havlu bitmekte. Yani ruloda 45 tane havlu var. Her birinin uzunluğu logaritma 2 tabanında x artı 1. Ve bu uzunluk 270 birimden daha az. Aslında bakarsanız bir logaritmalı eşitsizlik sorusunu bu şekilde hikayelendirmiş. Her iki tarafı 45'e bölersem burada 6 kalacaktır. Logaritma 2 tabanında x artı 1 küçüktür 6 ise 2 üzeri 6 olan 64 x artı 1'den daha büyük olacaktır. Böylelikle 1'i karşıya atarsanız x küçüktür 63 gelir. 63'ten küçük olup da en büyük tam sayı değerimiz nedir? Tabii ki 62'dir. O halde cevap da Denizli'dir. Devam. Yukarıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki posta kutusunun birer ayrıt uzunlukları logaritma 2 tabanında 5, logaritma 5 tabanında 10 ve logaritma A tabanında B birimdir. A ve B de 2 basamaklı doğal sayılar. Şunu unutmayalım. A ve B 2 basamaklı doğal sayı. Posta kutusunun hacmi 4 birim küp olduğuna göre A artı B toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi hacmi nasıl bulacağım ben dikdörtgenler prizmasında? Bu 3 ayrıtı da çarpmam lazım. Çarpalım. Logaritma 2 tabanında 5 çarpı logaritma 5 tabanında 10 çarpı logaritma A tabanında B. Kaç yapıyormuş? 4 hocam. Güzel. Şuradaki 5'lerin gittiğini de görebiliyorsun o zaman. Geriye ne kalır? Logaritma 2 tabanında 10 kalır. Yazalım. Logaritma 2 tabanında 10 ile logaritma A tabanında B'nin çarpımı eğer 4 ise acaba A ile B nedir? Şimdi fark ettiysen güzel. Fark edebiliyorsan bu bir kurnazlıktır. Güzeldir. Dersin ki A sadeleşmesi için bu 10 olsun. Bunlar da sadeleşince logaritma 2 tabanında B 4 ise bu da 16'dır dersin. Olay biter. 10 ve 16'yı toplarsın. Cevabı da çakarsın 26'yı. Fark edemezsen eğer şöyle yapacaksın. Logaritma 2 tabanında 10 çarpı logaritma A tabanında B hani 4'tü ya. Logaritma A tabanında B burada kalsın dersin. 4 bölü logaritma 2 tabanında 10 dersin. Ve daha sonrasında da bunu ters çevirirsin. Yani 4 çarpı logaritma 10 tabanında 2 dersin. 4'ü de 2'nin kafasına atarsan bu logaritma 10 tabanında 16'ya eşit olur. Ve bu da logaritma A tabanında B'ye eşitse A 10'dur, B de 16'dır dersin. Toplam olarak da yine 26'yı işaretleyebilirsin. Sıkıntı yok. İstediğin biçimde davranabilirsin. Umarım o kurnazlıkların her biri de sınavda aklına gelir ve senin paçayı kurtarmana sebep olur diyelim. Devam. Şekildeki çitler eşit uzunlukta tahta parçalarından yapılmıştır. Yani nasıl? Şu bunların uzunlukları birbirine eşit diyor. Güzel. Peki. Her bir parçanın uzunluğu 0.5 metreymiş. Örneğin birinci çit için 5 tane tahta parçası kullanılmıştır deniliyor. 5 tanesi demek ki 2.5 metre. Çitlerdeki tahta parçaları her adımda aynı sayıda artmakta diyor bir de. Pekala. Buna göre son çitte kullanılan tahta parçalarının uzunlukları toplamı 136.5 metre olduğuna göre toplam kaç çit kurulmuştur? Şimdi arkadaşlar toplam 136.5 metreymiş. Her birinin ben 0.5 metre olduğunu biliyorum. O zaman ben kaç tane çit olduğunu nasıl bulacağım? Hocam 0.5'e bölersiniz. Ya da bunun bir diğer anlamı ne? 2 ile çarparsınız. 136.5'u 0.5'e bölmektense 2 ile çarpalım aynı şey. Bu da ne yapar? 273 tane yapar. Şimdi 273 tane çit kullanılmış. Ben hangi çitte yani hangi kaç numaralı çitte kaç tane acaba tahta parçası kullanıldığına ait bir fonksiyon yazabilir miyim acaba? Şimdi ilk çitte 5 tane kullanıldığı için 5 dedim artı 4'er 4'er artıyor bakın arkadaşlar. Şurası zaten vardı
1, 2, 3, 4 tane. Şimdi bakın şurası zaten vardı. Şöyle. 1, 2, 3, 4 tane. Demek ki 4'er 4'er artıyor. 4 çarpı k dersem k gördüğüm yere 1 yazınca gelmiyor. 9 tane oluyor. O zaman ben buraya k eksi 1 yazayım. Bakın şu an 1 numaralı çift için k gördüğünüz yere 1 yazın, 5 gelecektir. 2 yazarsanız 2 numaralı çift için 9 gelir. 3 yazarsanız 13 gelecektir. Mis. 5 artı 4 çarpı k eksi 1'i o halde ben giderim. 273 tane çift tahta parçası kullanılan şeye eşitlerim. Ve böylelikle k'yı bulabiliriz. 5'i karşıya atarsam 4 çarpı k eksi 1 eşittir 268 gelecektir. O halde burada k eksi 1 her iki tarafı 4'e bölersem 26'nın içerisinde 4, 6 defa kaldı 2, 28'in içerisinde 7 defa. K eksi 1 67 ise k kaçtır? 68'dir ve böylelikle cevabımız da Edirne'dir diyebiliriz. Çünkü k direkt olarak çift numarasını veriyordu bize. Devam. A, B ve C sayıları. Bir aritmetik dizinin birbirinden farklı ardışık 3 tane terimi. Buna göre demiş 3 tane öncülü verilmiş, hangileri bir geometrik dizinin ardışık terimleri olur diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar böyle sorular verildiği zaman madem bunlar aritmetik dizinin birbirinden farklı ardışık 3 terimi ve bunlar da buna bağlı olarak sağlamak zorunda. O halde siz kafanıza göre ardışık 3 tane aritmetik dizi terimi seçersiniz. Niye olmasın ki? Ben 1'i, 2'yi ve 3'ü seçtim. Bunlar gayet de ardışık aritmetik dizinin 3 tane terimi. O halde götürün yerine yazın. 2 üzeri 1. 2'nin karesi 2'nin küpü. Yani 2, 4 ve 8. Bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi olur mu? Evet olur, çünkü 8'in 4'e oranı 2'dir. 4'ün 2 oranı da 2'dir. Demek ki birinci öncül doğru. A kare, B kare, C kare. Yani 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Bu bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi olur mu? Hayır. Logaritma 1, logaritma 2 ve logaritma 3. Peki bu olur mu? Arkadaşlar bunun buna oranı logaritma kitabında 3 de bunun buna oranı zaten logaritma 1 0 olduğundan tanımsız olacaktır. O halde bu da gitti. Cevap neymiş? Adana'ymış diyeceğiz. Evet. Geçtik mi diğer sayfaya? Geçtik. 5. sorumuz. Bir olasılık sorusu. Şekilde gösterilen A ve B kutularından A kutusunda bir tane mavi renkli top, bir tane kırmızı renkli top var. Üzerinde de yazıyor zaten. B kutusunda da bazıları mavi renkli, diğerleri yeşil renkli olan toplam 48 tane top var. Yani kaçının mavi, kaçının yeşil olduğunu bilmiyoruz. B kutusu biraz muallak, gizemli. Kutuların herhangi birinden rastgele çekilen bir topun mavi olma olasılığı da 9 bölü 16 olduğuna göre B torbasında kaç tane top vardır? Şimdi bunu hemen gündelik hayata uyarlamanız gerek. Yani şöyle, SML hoca gelmiş, sana iki tane kutu uzatmış. Demiş ki, kutulardan birinden bir tane top çek. Bu kadar. Kutulardan birinden bir tane top çek demiş. Tamam. Sen de ilk şunu düşünürsün. Hangi kutudan çekmem lazım? Ben diyorum ki kutulardan birinden. Sen de hangi kutudan çekmem gerekiyor acaba? Önce bu durum var. Acaba A'dan mı B'den mi? O halde A'yı seçme olasılığını ayrı hesaplayacaksın. A'yı seçme olasılığın 1 bölü 2. Seçtikten sonra buradan mavi çekme olasılığında 2 tane top var. Bir tanesi mavi olduğu için gene 1 bölü 2. Şimdi şunu da diyebilirdin. Veya artı B kutusunu seçmiş olma ihtimalin 1 bölü 2. Varsayalım ki burada X tane mavi olsun. X bölü 48 diyeceksin. Ve bu da 9 bölü 16'ya da eşitmiş arkadaşlar. Şimdi ben burayı 9 bölü 16 idi ya. Ben bu 9 bölü 16'yı gelin 6 ile genişleteyim. Ve diyeyim ki burası hocam 54 bölü 96. Niye? Şurada 96'yı gördüm çünkü. Burası da 4'tü ya. 4 ile neyi çarparsam 96 olur acaba? Tabii ki 4 kere 19 96 olur değil mi? O halde ben şurayı 19 olur mu ya, bir saniye. 24 ya, ne yaptık? Arkadaşlar 24 ile genişletecek olursanız 24 artı x bölü 96 eşittir 54 bölü 96 dersiniz. Artık x'in de burada 30 olması içten bile değil. Cevap da Bursa seçeneği olur. Demek ki 30 tane mavi topumuz, 18 tane yeşil topumuz varmış B kutusunda. Devam. Şimdi bu soruyu dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. 1'den 10'a kadar her doğal sayı aynı büyüklükteki farklı kartlardan birine yazılarak bir tane torbaya atılmış. Önce A, daha sonra da B adlı oyuncu çektikleri kartları torbaya geri atmamak şartıyla birer kart çekecek. A ve B adlı oyunculardan torbadan üzerinde büyük sayı olan kartı çeken oyunu kazanacaktır. Yani şöyle, 1'den 10'a kadar kartların üzerine sayılar yazıyoruz. Bir tane torbaya atıyoruz ve önce ben gidiyorum, çekiyorum.
Sonra da sen geliyorsun. Ben çektiğimi torbaya tekrar koymuyorum. Sonra da sen çekiyorsun. Ve hangimizin kartına yazan sayı büyükse o oyunu kazanıyor. Mesela ben 7, sen 5 çektin, ben kazanırım. Sen 10 çektin, ben hiç kazanamam artık gibi. A oyuncusunun çektiği kart üzerindeki sayının 5'ten büyük olduğu da biliniyormuş. Oo, ne sorusu bu? Bilindiğine göre gibi bir ifade varsa ne demiştik biz buna? Koşullu olasılık demiştik. Koşullu. Pekala, B oyuncusunun oyunu kazanma olasılığı soruluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle A oyuncusu 5'ten büyük çektiğine göre neler çekebilir? 6, 7, 8, 9 veya 10'u çekebilir. Doğru mu? Doğru. Peki B oyuncusunun da kazanmasını istiyoruz ya biz. A oyuncusu torbadan topu çektikten sonra B oyuncusu 9 tane top arasından çekiliş yapacak. Ve eğer A 6'yı çektiyse B için, kazanması için 7, 8, 9 veya 10'u, yani toplamda 4 tane toptan birini çekecek. 4 bölü 9. Peki 7'yi seçerse o zaman 3 bölü 9. Çünkü 8, 9 veya 10'dan bir tanesi. 8'i seçerse ya o zaman ne olacak? 2 bölü 9. 9'u seçerse, sadece 10'u çekerse kazanır. Yani 1 bölü 10. 10'u çekerse kazanma ihtimali yok zaten. Şimdi bunları toplayacağız gibi durursa da, ben bunları toplarsam 4, 3, 7, 9, 10, şurası 9 arkadaşlar. 10 bölü 9. Hayda. Olasılık birden büyük olamıyordu. 10 bölü 9 birden büyük. Demek ki bir sıkıntımız, bir eksiğimiz var. Arkadaşlar bir kere koşullu olasılık diye yazdık biz buraya zaten. Biz burada hangi ihtimali düşünmedik? A'nın 6'yı, 7'yi, 8'i, 9'u veya 10'u çekme ihtimallerini saymadık. A'nın 6'yı çekmiş olma olasılığı çarpı B'nin 6'dan büyük çekme olasılığı. Şimdi hocam niye 1 bölü 5 dedik ya? 1 bölü 10 demeyecek miydik? Arkadaşlar koşullu olasılıktı ya. Hani 5'ten büyük çektiğini biliyorduk ya. 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 5 tane sevgili gençler durum var. Dolayısıyla 5 toptan birini. Peki bunun için hocam bu da 1 bölü 5. O zaman bu da 1 bölü 5. Bu da 1 bölü 5 ve bu da 1 bölü 5. Artık 1 bölü 5 parantezini alıp toplayabilirim ben. İçerisi 10 bölü 9 gelmişti. Çarparsanız ne gelir 5 ile 10 sadeleşirse? 2 gelir. Demek ki 2 bölü 9'muş benim cevabım. Yani cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer sayfamla, güzel bir mantık sorusu arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu cümleler bir dura kalsın burada. Bu önermeler verilmiş diyor. Güzel. P'nin değili ve Q ve R önermesi doğruymuş. Hayda, bakalım şimdi. P'nin değili ve Q, hepsi V olduğu için parantezleri yazmama gerek yok. Ve R denkmiş 1. E şimdi V bağlayıcıyla bağlanan önermelerin sonucunun doğru olabilmesi için bunların alayının 1 olması lazım arkadaşlar. Demek ki R 1'miş, Q 1'miş, P'nin değili 1'se P nedir? 0'dır. Şimdi hangilerinin doğru, hangilerinin yalan söylediği ortaya çıktı. P önermesine bakalım. Yanlış bir şey söylemiş. Diyor ki kıyıya en yakın olan feribot A değil demiş. Yalan söylüyorsa demek ki kıyıya en yakın olan kimdir? Kıyıya en yakın olan A'dır. Onları da şuraya taşıyalım bence. Şurası kıyı olsun. Kıyıya en yakın olan A. B feribotu, bu doğru bir cümle. B feribotu kıyıya C feribotundan daha uzaktır. Demek ki B feribotu buradaysa C feribotu daha yakın. Ama A'nın arkasında olacağı kesin. Çünkü A en yakındı kıyıya. D feribotu B feribotundan daha yakındır kıyıya demiş. O zaman D ya buradadır ya da buradadır. Şimdi o halde cevabımız bizim ya A, D, C, B olacak ya da A, C, D, B olacak. Hangisi verildiyse şıkta A, C, D, B'yi gördüm. Ceyhan seçeneği olur sevgili gençler. Diğerlerinin hepsi zaten eleniyordu. Devam ediyorum yine bir mantık sorusuyla. Dikkat ettiyseniz mantık soruları eskisi gibi, hani bunun en sade hali nedir? Vay efendim işte bunun sonucu bir çıktıysa hangisi totolojidir, şudur budur gibi kavramlar, böyle sorular yok. Şekilli sorular var veya yorumsal sorular var. Haberiniz olsun, benim mantık beklentim, sınavdaki mantık beklentim budur. Aşağıda içine çay konulmuş bir bardak ve 3 tane önerme verilmiş. Bu önermelere göre hangisi yanlıştır diye soruluyor. Şimdi bardağın bir kısmı boştur demiş. Evet bakın, bir kısmı boş. O halde bu önerme doğru söylemiş. Bardak çayla tam mı dolu? Hayır. 2 3'ten büyük mü? Tabii ki hayır. Önermelerimizin doğruluk değerlerini bulduk. Şimdi şıklarda yerine yazıp hangisi yanlıştır derken hangisi sıfırdan kastediyor? Sıfırdır bunu kastediyor. Aman dikkat. P 1'di ve R'nin değili 1. 1 ve 1 nedir?
1. Yanlış olanı soruyordu. Adana gitti. Q0'dı veya P1'di. Veya'nın içerisinde bir tane bile 1 varsa sonuç 1'di. Bu da gitti. P1 ya da R0'dı. 1 ya da 0 ya da bağlacında ikisi birbirinden farklıysa sonuç 1 oluyordu. Gitti. P1'di ise R'nin değili de 1. 1 ise 1. 1'di. Gitti. Demek ki cevap Edirne'ymiş. Q0'dı. Ancak ve ancak R'nin değili 1. Ancak ve ancak bağlacı biliyorsunuz ki yadanın tam tersiydi. Ancak ve ancak bağlacında ikisi birbirinden farklıysa sonuç 0'dı. Yani cevabımız Edirne seçeneği olacakmış dedik sevgili gençler. Evet, 5. sayfamızdaki soruları da bitirdikten sonra artık bir diğer videoda part 2'de görüşelim sevgili gençler. Malum ses de biraz yoruldu. İkinci partta görüşürüz. Hemen arkasından gelecek merak etmeyin video. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın. Seviyorum sizleri.